E, bir görsel çünkü göstereceğim. Yani, evet. e, Valla çok şıkmış yalnız evet, ha. Değil mi? Evet. Abdülkadir abi gel böyle sana zahmet ne bu diyeceksin. Hadi. Ne Sar, bu? Sarı renkli ne olsaydı fulya çiçeği mi Öz, diyeceksin? Evet. Diye nasıl? Obje nasıl? Çok güzel. Ha? Altı mermer. Cumhuriyet. Şimdi Şu ben Cumhuriyet ateşi. ateşi. Altı mermer, üstü el işçiliğiyle camdan hikayesini yapılmış. de söyleyeceğim. Hikayesini de söyleyeceğim. Evet. Çok güzel. Şimdi Özgür Özel'in efendim bu görüşmede e, eli kolu dolu gidiyor. Yani hediyesiyle gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. E, e, şimdi o görüşmede Erdoğan'a hediye ettiği obje bu Özgür Özel'in. Harika. Akıllı e, adam. Şimdi ya. meşhur bir cam markası var ya. Evet. Meşhur. Şimdi Özgür Özel Erdoğan'a o markanın Gururla serisinden Cumhuriyet Ateşi isimli objeyi hediye ediyor. Cumhuriyet Ateşi Mustafa Kemal Atatürk'ün genç cumhuriyetin Avrupa'ya gönderdiği öğrencilerden Sadi Irmağa hitaben söylediği "Sizi birer kıvılcım olarak gönderiyoruz. Gür alevler halinde geri dönmelisiniz." sözünden ilhamla oluşturulmuş bir eser olarak biliniyor. Özel e ayrıca e, bu objenin yanında bir de Manisa'daki Oraya geçmeden istersen iki Cumhuriyetin 100. yılında 2023 hı hı. yılında Cumhuriyet ateşinden 2023 adet üretilmişti. Öyle mi? Evet, evet. 2023. Sayı adet da 2023. Bunlardan evet. bir tanesini Sayın Cumhurbaşkanına yani. getir. Bu arada bu detayı biliyor musunuz? Hı. Bilmiyorum ama Özgür Özel Manisa'daki Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nden evet getirdiği Mesir macununu da hediye ne ediyor. kadar güzel ya. E, bu Cumhuriyet Ateşi objesinin yanında. Ha? Ne oldu? Çok güzel. Peki Cumhurbaş ha, güzel. Peki Cumhurbaşkanı <laughs> ne nasıl? hediye ediyor? E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir hediyesi evet, oluyor. Yani Özgür Özel Manisa'dan Mesir macunu ve e, Cumhuriyet, Cumhuriyet Ateşi Ateşine objesi. Cumhurbaşkanı da Rize balı, hı hı. çay ve fincan takımı hediye ediyor. Hediye ediyor kendisine. Bir ha şey Milli Saraylardan Fincan, fincan takımı mı? değil mi? Doğru fincan Rize takımı. Rize çayı. Rize çayı. Ve Anzer balı. Bal. 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 <laughs> <laughs> Anzer balı değil mi? Evet. Afrika'dır abi. Çok kıymetlidir Anzer balı <laughs> diyorsunuz. Aynen öyle. Cumhurbaşkanı da öyle şeyleri de sever. Evet. Ee, o yüzden efendim verilen hediyelerde. de... Yani neticede sizce? o görüşmeyi, <laughs> o görüşmeyi, o görüşmeyi <laughs> anlamlı, daha anlamlı hale getiren Ama çok şük, güzel... şık bir obje, şık bir güzel, hediye. Evet, Çok güzel hediyeler yani. Ayrıca... Şey yanılmıyorsam e, CHP'nin e, hisse ortaklığından iştirak o orta olabilir yani o şirkette veya. evet doğru. o şirkette hani CHP'nin de şey sahip o. olduğu banka hissesinden iştirak İş işte. bankası ha. iş bankası iştiraki evet. olan hmm. bir şey Hı -hı. adını evet. söyleyen reklam olmaz Tabii ya paşa Ya. ya hiçe cam yani paşa bahçe. Cam değil ya. Paşa bahçe. Paşa, paşa. paşa de evet. camdan. Markaya evet. markaya giriyor söyleyelim ama söyleyeyim. hani zaten şeyi Yani CHP'nin de İş Bankası üzerinden... Cumhuriyet Ateşi objesi vardı. gerçekten o çok, çok şık. Neymiş abi altı mermer mi bu? Altı mermer. Kaidesi mermer. Hmm. Hatta mermer Elazığ mermeri mi? <laughs> Bilemiyorum çünkü <laughs> Elazığ mermerinin ayrı bir rengi var biliyorsunuz ama altı kaide mermer. Bu cam da el işçiliğiyle yapılan evet. bir cam. Ateşte. Şekli elle veriliyor. Evet hı hı. camın şekli elle Güzel elde anlamlı veriyor. bir şey. Şu hı hı. var. Hani bu bir başlangıç oldu. Dün ilk görüşme son görüşme olabilirdi. Sabot edilebilirdi diye endişemiz vardı. Hı hı. Geçmişte zaman zaman oluyor. Hem örnek verilir. Rahmetli Menderes e, Londra'da uçak kazası geçirdikten sonra Geliyor Türkiye'ye Ankara Garına gelince İsmet Paşa da karşılıyor. O çok büyük bir rahatlamaya ve memnuniyete yol açıyor. Ama devam ettiremiyorlar. bir de Sebebini gece... sebebini söyleyeyim. Ee, Menderes'in rahmetlinin evine gidiliyor. Yanında partiler de var. Efendim müthiş. Bu arada ayarlanıyor. Tren tam İsmet Paşa'nın beklediği yerde duruyor. Evet. Meclis Başkanı ayarlıyor bunu. Ee, Refik Bey ayarlıyor o zaman. Orada duruyor bir yumuşama havası falan pat grup başkan vekili. Şimdi Çankaya Köşkü'nden geliyorum. Ee, Celal Bey bugünkü görüntüden, e, Sayın Cumhurbaşkanı bugünkü görüntüden çok rahatsız oldu deniliyor. Ve CHP ile yumuşama işi orada çöp orada, oluyor. Şöyle, Celal Bayar'ın müdahalesiyle. Bir şey daha söyleyeyim ben. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu, evet eleştiriyoruz. Ama Kemal Kılıçdaroğlu 2019 tarihinde, şimdi... 2019 tarihinde Türkiye ittifakı önermişti. Evet. Türkiye ittifakının altını da doldurup Kemal Kılıçdaroğlu Erdoğan'a bir çağrı yapmaya hazırlanıyordu. O hazırlığı yaparken 21 Nisan 2019 tarihinde Ankara'nın Çubuk ilçesinde saldırıya uğradı. Yani bu tür süreçleri kesebilen, akamete uğratabilen Hı -hı. yapılar var. Hı -hı. Bu görüşmede sağlanan diyalogda bunlara kurban edilmemesi Hı -hı. gerekiyor. Bu konularda da dikkatli ve tedbirli olmak e, gerekiyor. Takım kirli eller gerekiyor. devreye e işte girebilir diyorsun, değil Kemal Bey'le ilgili o konuda benim yazdıklarım Hı -hı. var, yazamadıklarım var. Aha. Bir çağrı yapmıştı Türkiye İttifakı'na ama o çağrıdan sonra Çubuk'ta saldırıya uğradı ve ortam öyle bir gerildi, gerildi ki işte. evet, evet. Türkiye ittifakına kimse ağzını almadı. Evet doğru. Yani burada tabii Sayın Özelim bugün demle yapılan toplantı sonucu söylemleri bir önceki günün turnusol kağıdı oldu. Hı, hı. Ya yani ben bunu şeyle bekliyordum. Yani gerçekten dikkatle bekliyordum. ve söylemler PKK söylemleri değil. Ben siyasetçi olmadığım için açık açık konuşayım. Yani PKK söylemleri değil. Türkiye'nin sinir uçlarına dokunacak söylemler değil. Gayet genel geçer söylemler ve cümleler. Dolayısıyla buradan hani dünkü konu ve bugünkü tavır, ben bu işin bu şekilde yani Türkiye'nin iki ana siyasi aktör üzerinden olumlu bir diyalog sürecine. ...götürüleceğine olan inancım arttı. Evet. Bunu söyleyeyim. Ee, tabii bunun dediğiniz gibi... ...aslında bize de görev düşüyor. Bizlere de görev düşüyor. Hepimize. Yani burada bu sürecin... E, ...provoke edecek mutlaka bazı... E, ...aktörler çıkacaktır yani. E, gizli aktörler, dolaylı aktörler... ...diğer faktörler vesaire ama... ...yani Sayın Özel'in... ...şu söyle özellikle seçimden sonraki... ...şu söylemindeki... Ee, bu kendi sadece CHP'nin kendi siyaset alanı değil milli siyaset alanında milli bir duruş insanları kucaklayan herkesi kucaklayan bir duruş şu devam ettirmesi ki zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da bu noktada gayet önemli bir irade ortaya koydular. Ee, gerçekten ülkemiz için bence, işte başta ekonomiden tutun da savunmaya kadar dış politika, iç politika gerçekten çok önemli gelişmeler olur diye düşünüyorum. Yani toplumsal anlamda, devlet anlamında bizi geliştirecek hususların önü açılır diye düşünüyorum. Azıcık sadece muhalefet etmiş olmak için muhalefet değil, yapıcı yeri geldiğinde hem müzakere hem de mücadele ekseninde bir süreç hepimizin zaten yıllardır özlediği şey kusura bakmasınlar ama biz bunu kuruluşlar döneminde de göremedik yani şimdi